Savcılıkla iletişime geçtik. Dosyanın daha savcılığa intikal etmediği söylenince karakol, bu defa soruşturma yürüten karakolla müracaat ettik. Oradan dosya suretini aldık. Dosyada gördüğümüz şu, yani kolluk tarafından tutulan bir tutanak var. Tutanağa göre mayınlı olan alanda işte ikinci derece askeri yasak bölge olarak sınırlandırılmış, gene tel örgülerle çevrildiği iddia edilen ve keza işte uyarı levhalarının da bulunduğu bir alana alanda bir patlama oldu ve işte kameralar döndüğünde de bir çocuğun yerde cansız yattığı, başında da başka bir çocuğun olduğuna dair bir tespit yaptıklarını söyleyip olaya müdahale ettiklerini söylemişler. Oysa ki bizim müvekkillerin yakınlarının olaya müdahale eden ilk olay yerine giden kişilerin söylediğine göre ise yaralanmadan sonra askeri personelden yardım istendi. Ancak askeri personelin ne yaralanma yerine geldiği ne etkili bir şekilde yaralıya müdahale etmediğini söylediler. Ve tutanakların aksine de olay yerinde herhangi bir tel örgüyle çevrilen mayınlı bir alan olmadığını, hiçbir uyarı levhasında bulunmadığını ve sürekli olarak kullanılan bir güzergah olduğunu söylediler. Yani burada hayvan otlatılan bir yer. Kendi beyanlarına göre de bugüne kadar da hep böyle devam etmiş. O günde bu çocukların hayvan otlatmak için orada bulunduğu söyleniyor. Dolayısıyla ilk tespitler işte bizim müvekkil yakınlarımızın olay yerine dönük yaptıkları bir video kaydı tespiti var. Az önce size de izlettim. Orada herhangi bir tel örgü, herhangi bir uyarı levhası, herhangi girişi engelleyen, insanların oraya rahatlıkla girmesini engelleyen bir önlem yok. Bu da şunu gösteriyor. Ciddi bir ihmal var. İhmalin ötesinde aslında icrai bir ihmal var. Yani bu ihmal dersek bu sadece şey olur. Yani işte aslında biz böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz ama ya olmuş. Öyle değil. Yani burada icrai hareketlerden kaynaklanan bir ihmal var. Nedir o? Alması gereken tedbirleri aslında bilerek, isteyerek almadığı için oluşan ya da zamanında etkili bir müdahalede bulunmadığı için oluşan bir durum var. Bir ihmal var. Bu aslında bölgenin bir gerçeği biliyorsunuz. Yani bu tür mayınlı alanların hayatın bir parçası olarak kabul edilmesi ve bunun böyle kanıksanması gerektiğini bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Durum bu. Yani ilk tespitlerimiz bu. Biz tabii ki ondan sonra şikayetlerimizi yaptık. Yani ilgili savcılık soruşturması var ama onunla yetinmedik. Çünkü olay öncesi, olay sonrasında ciddi dediğim gibi kusurdan kaynaklanan, hatta kusursuz sorumluluğun ötesine geçerek kusurdan kaynaklanan şeyler var. Bunlara dönük şikayetlerimiz oldu. Bir diğer önemli husus da az önce de söylediğim gibi ailenin yaralının bir an önce hastaneye sevki için kolluk personelinden talebinin de zamanında karşılanmaması nedeniyle 4 saatlik bir gecikmenin olduğu, çocuğun kopan elinin bulunamadığı, yani aslında bu belki zamanında bulunabilse, nakil yapılabilse mikro cerrahi yöntemle bu belki el kurtulabilir. Bunların da artık ihmal edildiği, 4 saat gecikmeyle çocuğun hastaneye intikal ettiği bir durum söz konusu ve maalesef halen hayat tehlikesi devam ediyor. Dolayısıyla stabil bir durumda, yani iyileşmeye dönük bir belirti de şu ana kadar yok. Şimdi şöyle, yani biz dediğim gibi olay yerinin görüntüleri çekildi. Şimdi dosya kapsamında da 26, yani olaydan hemen sonra tutulan bir CD izleme tutanağı var. CD izleme tutanağı bizim için önemli. Yani o tutanağı çözümlemişler ve dosyaya aktarmışlar. Mesela o tutanakta sahayı tarayan bir kamera olduğunu söylüyorlar. Ve o kameranın görüntülerinin çözümlenerek saniye saniye olaya ilişkin, patlama ilişkin olduğunu söylüyorlar. Mesela burada yani o alanı komple tarayan bir şey olmasına rağmen patlama anını göstermiyor. Dolayısıyla çevreyi, mesela o güvenlik önlemleri, her neyse o tedbirlerin alındığını gösteren şeyler yok dosyada. Yani bu çünkü en önemli delil budur. Yani nesnel, hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir şey. Şimdi burada sizin lehinize şeyler varsa aktarıyorsunuz ama aleyhe oluşabilecek tespitleri yapmıyorsunuz. Mesela patlama anı, patlama bölgesini geniş açıdan tarayan, işte o levhaları gösteren veyahut tel örgüleri gösteren bir tespit var mı yok mu, buna dönük bir şey yok.
Ondan sonra olay tutanağına geçiyoruz. Olay tutanağında, aynı tarihte tutan olay tutanağında ise bu defa o görüntülere yansımayan ne varsa tutanağa yazılıyor. Ne deniyor? İşte bu eski karakol bölgesi, eski karakol bölgesi tel örgüyle çevrilmiş. Burası ikinci derece yasak bölge, askeri yasak bölge ve uyarı levhaları var. Size işte olaydan hemen sonra çekilen görüntüleri de gösterdik. Orada da hiçbir şey yok. Bu sürekli yapılan bir şey. Ama şimdi bu açıdan değerlendirildiğinde devletin sorumluluğunu ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Mesela bu objektif sorumluluk gerektiren bir durum. Yani devletin kusursuz sorumluluğu var burada. Ama nedense bu devleti koruma refleksi o kadar gelişmiş ki, yani böyle bir olayda bile hani devlette hiçbir şekilde kusur gelmesin, işte devlette o anlamda bir zeval gelmesin diye ben lehe olan delilleri varsa onları tespit ederim. Aleyhe olanları da yok ederim. Yani maalesef böyle bir durum var. Bu dosyada da var. Yani bu net. Yani bu hem bölgeyi sürekli tarayan, çünkü bu bir karakol ve 360 derece sürekli kayıt alan, görüntü alan kameralar var. Ama buna dönük bir tespit yok. Patlama anı görünmüyor. Sadece ses duyuldu diyor. Ses duyulduktan sonra patlamanın sesin geldiği yere kamera döndü diyor. Orada çocuk yerde yatıyor diyor. Bu kadar. Ama alanı tarıyor. Ama alana dönük bir tespit gene çözümleme yapılmıyor. Bunun yerine tutanakta yapıyor bunu. Olay yeri görgü ve tespit tutanağı. Bu da objektif bir tutanak olarak değerlendirilemez. Çünkü bu tutanakta imzası olanlar ilgili jandarma personeli. Yani olayın aslında ihmali olan kişilerin olduğu bir tarafın tuttuğu bir tutanak. O yüzden objektif değil. Veya bazen işte kolluk görevlilerinin hakkında yakalama kararı olan birisini yakalamak için bir köye intikal ettiğinde orantısız güç kullanması sonucu işte meydana gelen ölümler ya da sigara kaçakçılığı yapan bir kişinin işte sıcak takibi sonucunda yakalanması için işte zor kullanma etkisinin ölçüsüz uygulanması sonucu meydana gelen ölümler. Yani bunların tümünde doğrudan ve dolaylı failin devlet personeli olduğu dosyaların tümünde görürüz bunları. Yani hepsinde mutlaka delil karartılmaya çalışılır. Ortada objektif, nesnel olarak tespit edilmiş bir delili kaynak olarak gösterebileceğiniz, örneğin az önce söylediğimiz işte bu kamera kayıtları gibi, bunlar da ya bozuk olur ya da her nedense o kısmı çekmez. Yani böyle durumlarla biz çok karşılaşıyoruz. Bu ceza dosyalarında etkili oluyor. Neden etkili oluyor? Örneğin belki bu dosyada olmayacaktır. Yani mayını sonuçta oraya yerleştiren bir irade var ve o iradenin de işte bir güvenlik politikası güden üst birimleri vardır. O işte emir verilir, oraya konur. Ama az önce söylediğim gibi mesela kolluğun sıcak takibi sırasında yetkisini aşarak adamın ölümüne ya da insan ölümüne neden oldu dosyalarda ceza verilmemesine neden olan şeyler bunlardır. Yani siz tutanakta en ufak bir, ki bu tutanaklara da maalesef mahkemeler itibar ediyor, en ufak bir delili yönlendiren veya karartan bir ibare koyarsanız ceza verilmemesine neden olan bir sonuç doğuyor. Ve bu maalesef bu bölgede daha ben şu anlamda yaklaşık işte 20 yıldır burada avukatlık yapıyorum. Kolluk personelinin zor kullanma yetkisini ölçüsüz kullandığı ya da bunu aştığı, ölüme neden olduğu olayların hiçbirinde personel ceza verildiğine şahit olmadım yani. Benim en az bu şekilde 20 tane dosyam var. Hepsine ceza verilmesine yer olmadığı karar çıkmış. Hepsine. Ya bu biraz tabii ki bir gözetme, kollama, koruma politikasıdır. Yani bu şey dışında bir şeydir. Mahkemenin üstünde olan, mahkemeyi aslında aşan bir politikadır maalesef.